Aleykümselam. Selam aleyküm. Aleykümselam. Sen ben ne veriyorum? Allah iyiyim, Allah razı olsun. Benim adı aç anne. Hem de çok şükür, elhamdülillah. Hadi selamet et evde. Bu ne yada kalır, zala devlet de lanet et. Amin. 2015 yılında Şehzat Nehez Diyar Bekir'in adı. Şehzat Nehez mi adı? Kur'an 2015 yılında Havdar Oma bu her askerdi. Yeni askerden gelmiş, evet, evet. 2015 yılında da şeye gitmiş, kaçırmışlar. İstanbul Yenidoğan'dan kaçırdılar. İstanbul Yenidoğan'da. İstanbul Yenidoğan'da. Ümraniye. Ümraniye'de. Yenidoğan'da. Yenidoğan'dan götürdüler. Evet. Kaç yaşındaydı giderken? 19 yaşında. 19 yaşında. Ne yapıyordu orada? Çalışıyordu, askere giderekti. Salih abi yanımızda, Taşlıçay'ın köyündeyiz, evini ziyaret ettik. Diyarbakır nöbetinden yeni döndü. Arz ediyorum efendim. Hayırlı Ramazanlar, ellerinden öpüyorum. Diyarbakır'dan sizinle görüşmüştük. Ben iyi hatırlıyorum sizi. Sizlere minnettarız, müteşekkiriz. Bu millet minnettar, bu millet müteşekkir. Allah sizlerden razı olsun. Allah sizden de razı olsun. Sizden bir ricam var Sayın Bakanım. Buyur, emret. Estağfurullah. Ben orada size söylemiştim, iki tane oğlum koruyucu olsunlar diye. Şimdi ben hemen Vali Bey'e söylüyorum. Hemen sağlıyorum inşallah. Tamam. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu mücadeleyi yapıyoruz. Sabırlı olun inşallah. Bu yolun sonu aydınlıktır inşallah. İnşallah. Bugün de Sayın Ağrı Belediye Başkanımız geldi. Allah ondan razı olsun. Kimseyi yalnız bırakmıyor. Sağ olsun. Oğlu PKK tarafından kaçırılan Salih abinin evine geldik. Kendisiyle görüştük. İhtiyaçlarını tespit etme adına bir şeye ihtiyacı var mı? Sayın Bakanımıza, Sayın Cumhurbaşkanımıza iletmek üzere buradayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın bize talimatları gereği buradayız. Sayın Bakanımızla da aileyi görüştürdük. Bir eksiği, bir ihtiyacı varsa zaten bütün ihtiyaç sahiplerinin yanındayız vefa destek grubu olarak. Bugün yine vefa destek grubu olarak bu aileyi ziyaret ediyoruz. 2015'te benim oğlum İstanbul'dan götürüldü. İstanbul Yenidoğan'dan askerliğine 20 gün verdi. İlaç vererek Kobani'ye götürdüler. Ben iki kere Kobani'ye gittim. Benden 10.000 dolar istediler. 15.000 lira paramı aldılar. Çocuğuma vermediler. Ondan sonra ben Diyarbakır nöbetine katıldım. 7 ayı ben orada kaldım. Diyor ben Kürtlerin savunucusuyum. Ben onu Kürtlerin savunucusu olarak görmüyorum. Eğer Kürtlere destek veriyorsa dağdaki çocukları getirsin. Fakir fukara mazlumun çocuklarını götürdü. Benim ne suçum var idi? Ben onları ne şartlarla büyüttüm? Bugün burada bu babayı gördüğümüz zaman bir Kürt olarak PKK'nın, terör örgütlerinin bu bölgeye ne kadar büyük zarar verdiğini hepimiz birlikte görüyoruz. Gerçekten bizim bölgeyi kan gölüne çeviren bu teröristlerin Kürtleri temsil etmediği her halinden belli. İşte ben Kürt belediye başkanıyım. İşte yanımda Kürt bir baba, Kürt bir belediye başkanı daha var. Ve biz burada bu insanların Kürtler adına hareket etmediğini hep açık bir şekilde görüyoruz. Aileyi bölmüşler, kızları götürmüşler, çocukları götürmüşler, aileleri perişan etmişler. İşte Salih amcayı gördünüz. 17 yıldır eşi yok, çocuklarına hem annelik yapıyor hem babalık yapıyor. Ekmek pişirmeye kadar anlattı bize.